Hem sesini, hem şarkılarını, hem de sohbetini çok özlediğimiz İbrahim Tatlıses, gazetecilerle bir iftarda buluştu. Hem hayranları için hazırladığı sürprizleri ilk kez açıkladı, hem de sağlığıyla ilgili son durumu bizzat kendi anlattı. Yanlış gidiyorum. Ha niye yanlış anlıyorsunuz beni? İbrahim Tatlıses basın mensuplarıyla iftarda buluştu. İki dakika dedim. Kahkahalar havada uçuştu. Mugo. Ve imparatorun havalimanında yaşadığı ilginç olay ekrana geliyor. Bugün havalanda yemin ederim iki adım attım baktım biri geçti koluma. Sesi, hem sahnesi, hem şarkıları, hem de klipleri çok özlendi. Yaşadığı silahlı saldırı sonrası iyileşmeye devam eden, yeni bir albüm için hayranlarını çok fazla bekletmek istemeyen İbrahim Tatlıses, gazetecilerle iftar yemeğinde buluştu. Arkadaşlar iyi akşamlar. Hiçbir zaman gazeteci arkadaşlar olarak sizi bir aracı olarak kullanmadım. Halkımla benim aramlar. Sizi her zaman üstte tuttum çünkü niye? Halkıma yetişime ulaşmam için siz gerekliydiniz. Şu anda aracı olarak kullanıyorum ama araba gibi değil. Kalp, yürek gibi. İbo malumunuz basın mensuplarıyla etle tırnak gibi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden imparator, sevenlerine kameralar aracılığıyla bir mesaj yolladı. Aynen size de. Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam aleminin Ramazanlarını kutlarım. Sağlıklıyım, iyiyim. Herkes mutlu olsun. Beni sevenleri sevindirmek için mücadele ediyorum. Mücadeleme de devam edeceğim. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Kendimi sizlere böyle gösterdim ki yani iyi olduğumu bilin. Sevenleri, meslektaşları ve hayranları ondan yeni bir albüm bekliyor. Durumu her geçen gün daha da iyiye giden İbrahim Tatlıses, havalimanında yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı. Bugün havalanda yemin ederim iki adım attım, baktım biri geçti koluma. Dedim ki sen ben nasıl biliyordun? Abi kütürüm gibi bir şeydi yani, yürüyemir falan diye biliyordum. Yok dedim, bak yürüyorum da rahat ol dedim. Çok sevindim, mutlu oldum olan yani. Söylüyorum, kimse benim yanaşırken kolumdan tutmasın. Ben yürüyorum çünkü. Yaşadığı saldırı sonrasında büyük bir ölüm tehlikesi atlatan imparator, yaşadığı her şeye işte böyle şükretti. Allah uçak verdi, özel uçak. Villa verdi, ses verdi, dünyanın en güzel sesini verdi. Bir de şöhret verdi. İnsanlara sevgimi koydu kalbine, yüreğine. Bunlar hepsi güzeldi. Peki bunu verince mi güzel değil? Allah'ın verdiği her şey güzeldir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani yatarak olanlar var bile, Allah korusun. Ben yürüyorum, konuşuyorum, çocuklarımla muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum, eşimi dostumu ziyaret ediyorum, bundan daha güzel bir şey var mı? Yeniden sahnelere döneceği, bir albüm yapacağı günü bekleyen İbo, seyircisiyle iletişime aç olduğunu ve eski günlerini özlediğini işte böyle belirtti. Tegotu, çigotu yapıyorum. Mugo. Yakındır Mugo demeye. İnşallah değil, yakın yani. Var yani, hiç merak etmeyin. Biliyorum bana açtınız ama ben de size açım. Yemin ederim. Ancak sizi yersem karnım doyar. Ama öyle şey değil. Muhabbetle yersem ya. Her şey yanlışa gidiyor. Ha niye yanlış anlıyorsunuz beni? Kim bu gözlerindeki yabancı? İftar yemeği sonrasında basın mensupları aracılığıyla sevenlerine iyi olduğu mesajını veren imparator, şakacı yönüyle yanındakileri güldürdü. İki dakika dedim. Bu ne lan? Bayağı film yaptık. Hürmet ediyorum, sağ olun.